Merhaba. Kimdi o? O mu? Demin yanından ayrılan. Ha, Ayla'yı mı söylüyorsun? Bizim apartmanda komşu, görünce iki laf ettik. Peki iki lafa benzemiyordu ama. Neriman, yine başlama. Başladığım falan yok. Gördüğümü söylüyorum. Neyse, hadi gidelim. Bir yere gitmiyorum ben. Ne oldu şimdi? Nereye gidiyorsun? Eve. Aklını başına topladığın zaman görüşürüz artık. Aa, erken döndün. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. İş yoktu. Dükkanı erken kapattım. İyi olmuş. Hadi gel otur. Biz de çay içiyorduk. Sana da bir bardak getireyim baba. Neriman nerede? Cihan'la buluşmaya gitti. Böyle sık sık gönderme kızı. Sonra söz olur falan. Canım, o kadar sözledik, nişanladık. Hem Neriman da bütün gün evde bomboş oturuyor. İşte hava alıyor kızcağız, oyalanıyor. Ah, o da geldi işte. Neriman? Ne oldu buna? Bilmem. Sen otur, sen otur, ben bakarım. Kızım ne oldu, niye ağlıyorsun? Anlatsana kızım, ne oldu? Yoksa yine Cihan'la mı tartıştınız? Anne, yine bir kızla konuşurken gördüm bunu. Yine aynı şey. Bana hiç saygısı yok. Yapma böyle kızım. Öylesine biridir işte. Geçen sefer de amcasının kızı yüzünden çocuğun canını fena sıkmıştım. Ama aynı bankta oturuyorlardı. Evladım babasıyla tatile Cihan'lara gelmişler. Çocuk anlattı ya, işte onu gezdiriyormuş. Ne var bunda? Kız evimize kadar geldi, durumu anlattı. Neriman, bak evladım. Evlilik yaşın neredeyse geçiyor. Cihan'ı küstürürsen ne yaparız sonra? Ne yaparsak yaparız. Beni mi düşünüyorsun, elini oğlunu mu anne? Anne, babam çağırıyor. Tamam kızım, geliyorum. Neriman, aklını başına devşir. Nişan filan bozulursa baban hesabını çok kötü sorar, haberin olsun. Abla, iyi misin? Aman çekil git başımdan be. Çık dışarı, beni yalnız bırak. Ama... Ya çık dedim, sağır mısın ya? Ne olmuş? Aman ne olsun, yine aynı hikaye, kıskançlık. Kabakla da verdi ama artık. Nereye Zehra? Bakkala gidiyorum anne, akşam için ekmek kalmamış. Merak etme, ben kulağını çektim. Ay şu kız hayırlısıyla bir evlensin, vallahi başka bir şey istemiyorum. Evde kalacak diye öyle korkuyorum ki. O zaman namusuyla evinde oturur. Zehra, nereye? Bakkala gidiyorum. Biraz konuşalım mı? Evden beklerler. O zaman yarın bir boş vakit bul. Çok önemli. Sana söylemem gereken şeyler var. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Kızım sen daha yatmadın mı? Uykun mu kaçtı? Cihan beni aramadı anne. Halbuki her gün arardı. Fazla naz aşık usandırır. Sen galiba bu sefer çok ileri gittin. Sen ne diyorsun anne? Şimdi böyle yapan adam evlenince ne yapar kim bilir? Kızım çocuk kötü bir şey yapmamış ki. Sen öyle san. Neyse,
Ben yatıyorum. Hadi iyi geceler. İyi geceler çocuğum. Bırak sen, ben bakarım. Alo. Sen misin Cihan? İyiyim. Nasıl olacağım ki? Demek konuşmak istiyorsun. İyi peki, konuşalım. Tamam, gelirim. Ne dedi? Aman canım. Yine aynı şeyleri söyleyecek işte. Sonra da özür diler. Alıştım artık. İyi bari. Anne. Hı. Teyzeme gideceğim. Bir isteğin var mı? Niye gidiyorsun ki? Ayşe'yi görürüm dedim. Yürümeye başlamış. Hem kaç zamandır görmedim. İyi git. Ama gecikme. Sonra biliyorsun baban laf ediyor. Gecikmem anne. Aa, sen nereye? Benle geliyorsan hiç heveslenme. Yok abla, ben teyzemlere gidiyorum. Aman git. Nereye istersen oraya git. Yeter ki peşime takılma. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gelsene. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İşte geldim. Söyle bakalım, ne diyeceksin? Zehra. Ben seninle evlenmek istiyorum. Böyle yürümeyecek Neriman. Biz anlaşamıyoruz. Sürekli kavga ediyoruz. Evlensek kim bilir ne olacak? Sen ne diyorsun Cihan? Diyorum ki yol yakınken ayrılalım. Biraz tartıştık. Ne var bunda? Hep tartışıyoruz Neriman. Hep tatsızlık çıkıyor. Açıkçası senin bu saçma sapan kıskançlıkların artık sabrımı taşırdı. Annemle size geleceğiz, tamam mı? Acele etmesek diyorum. Neden? Ablam evlenecek. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. O evlensin, ondan sonra gelirsiniz. Peki, sen nasıl istersen. Thank you.
üzülme anne, ne olur. Yeter artık. Ne oldu? Ayrılmışlar. Kim ayrılmış? Neriman'la Cihan. Cihan yüzüğü geri vermiş. Ne yaptı da o çocuğu kaçırdı? Şimdi ben ona gösteririm. Dur Osman. Kızın üstüne gitme. Sabahtan beri ağlıyor. Perişan oldu yavrucak. Yüzüğü atmakla kurtulacağını mı sanıyor Zibidi? Ben bir arayayım şunu. Ben aradım. Telefonu açmıyorlar. O zaman kapılarına giderim. Namus meselesi bu. Allah beni de ters bir şey yapmasın. Ne oldu? Konuştun mu? Konuştum. Oğlan Nuh diyor, peygamber demiyor. Az daha boğazımı sıkacaktım. Bizim kızda kafa yok ki. Nasip değilmiş. Olacağı buydu işte. Kırsın dizini, otursun artık. Bu saatten sonra Cihan gibisini de zor bulur. Abla? Konuşma. Babama söylersem senin bacaklarını kırar, anladın mı? Ben annemle konuştum. Zehra, artık sizinkilerle konuşsan diyorum. Konuşamam. Zaten onlardan gizli görüşüyoruz. Peki, o zaman ne yapalım? Söyle. Aynı mahalledeniz. Beni görmüş, beğenmişsindir. Gelirseniz öyle söyler anne. Yani size gelebiliriz, öyle mi? Ya ablanın nikahı? Hani o evlenmeden olmaz demiştin. Ablam evlenmiyor. Merhaba abla. Yine nerelerde sürttün bakalım? Hiç. Hiçmiş. Çıkar yakında foyanı ortaya. Göreceğiz bakalım. Zehra'yı uzaktan görür beğenirdim hep. Bizim Ahmet de askerliğini yaptı. Eli para da tutuyor. Evlenme zamanı geliyor dedim. Yani uzun lafın kısası, eğer siz de münasip görürseniz. Vallahi kızıma sormam lazım. O da istiyorsa neden olmasın?
Bizim için namus her şeyden önce gelir. Kızlarımın namusu için hayatımı veririm. Ahmet efendi bir çocuğa benziyor. Eğer o da benim gibiyse bu işi oldu sayarız. Ama yok ciddi değilse şimdiden kesip atalım. Olur mu öyle şey Osman Bey? Ciddi olmasak niye burada olalım? Tamam o zaman. Güle güle, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Mehpare Hanım kusura bakma. Osman'ın laflarına takılma sakın. Bizim büyük kız yüzünden canı fena sıkılmıştı. Onun acısı hala içimizde. Duydum, ben de çok üzüldüm. Neyse, her şerde bir hayır vardır. Belki de böylesi daha iyi oldu. Oldu, olmasına da yaşı da geçiyor işte. Sıkma canını, gün doğmadan neler doğar. Hadi tekrar iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi kızım. Zehra yalan söylüyor anne. Ne yalanı? O çocuğu daha önceden tanıyordu. Doğru mu kızım? Resmini yastığının altında saklıyordu. Gözlerimle gördüm. Bu yaptığın çok kötü bir şey Zehra. Ama artık ne önemi var ki? Yakında evlenecekler. Görürsünüz siz. Görürsünüz. Alo? Evet benim. Tamam. Söylerim. Kim arıyor? Ahmet arıyor baba. Ne istiyormuş? Görüşebilir miyiz diyor. Daha dün bir bugün iki, ne oluyoruz ya? Canım sözlendiler, ne zararı var ki? Hem efendi insanlar. Ahmet'e güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz? İyi, görüşün bakalım. Ahmet. Ama ablan da gelecek sizinle. Aa, benim ne işim var onların yanında ya? Uzatma, sen de git. Bu da nereden çıktı şimdi? Cihan'la benim yanıma Zehra'yı veriyordunuz sanki. Sen başkasın, o başka. Tabii ya. Benim namusum daha önemsizdi, değil mi? Neriman, gel kız buraya. Kırmayayım kafanı. Ay düşme üstüne Osman. Yine heyeleri tuttu işte. Bir gün yapacağım yuvasını, görecek gününü. Nedir bu be? Ablan gelmiyorsa sen de gitmiyorsun. Ablan neden yanımıza gelmiyor? İstemiyor işte. Öyle de olmuyor ki. Yani sanki bizi gözetliyormuş gibi. Ama zaten bizi gözetlemesi için onu peşimize taktılar değil mi? Neyse, böylesi daha iyi. Yeah.
nasıl da bakıyor. Hoş geldiniz. Nesi var bunun? Aman, nesi olacak? Şımarıklık ediyor işte. Ona Ahmet'in neler yaptığını söyledim, gülüp geçti. Ne yaptı ki? Yol boyunca hep bana baktı anne. Sürekli gözü üstümdeydi. Ben sana söyleyeyim, o sağlam ayakkabı değil. Bak görürsün. O da Cihan'ın bana yaptığı gibi Zehra ile gönül eğlendirecek. Sonra da bırakıp gidecek. Yapma kızım, sen yanlış anlamışsındır. Yanlış falan anlamadım. Bana nasıl baktığını görseydin. Aman. Aptalsın kızım, aptalsın sen. Onun gerçek yüzünü sonradan göreceksin ama çok geç olacak. Ben senin iyiliğini düşünüyorum, anladın mı? Onun derdi seninle oyalanmak. Geç olmadan vazgeç bu sevdadan. Sana söylüyorum Zehra, vazgeç. Ben çıkıyorum. Ahmet'le mi buluşacaksın? Evet baba. Ablan nerede? O gelmiyor. Nedenmiş o? Gelmek istemiyor. Neriman! Neriman gel buraya! Niye kardeşinle gitmiyorsun? Gitmiyorum işte. Neriman! Benimle doğru konuş. Ne olur baba, gidemem. Neden? Baba lütfen zorlama. Sebebini söyleyemem. Ne oldu bu kıza şimdi? Ablanı kıracak bir şey mi yaptınız? Vallahi bir şey yapmadık baba. Hiçbir şey yapmadık biz. Tamam, tamam. Sen de otur oturduğun yerde. Daha geçen hafta görüştüm. Nedir böyle zırt pırt? Nedir bu iş? Neriman'ın ağzını aradın mı? Aman canım, saçmalıyor işte. Ahmet'ten hoşlanmadı, zorluk çıkartıyor. Kim bilir? Belki de haklıdır. Alo buyurun. Alo Ahmet, ben Neriman. Neriman abla?
Merhaba, ne oldu, bir şey mi var? Yok bir şey, seninle konuşmak istediğim bir konu vardı. Zehra ile ilgili, müsait misin? Çok mu önemli? Yani izin almam gerekir de işten. Evet, çok önemli Ahmet. Peki abla. Tamam, yine aynı yere gelirim o zaman. Merhaba. Hayırdır abla, mesele nedir? Bana abla diyorsun ama gözlerin hiç öyle konuşmuyor Ahmet. Anlamadım. Nasıl yani? Numara yapmayı bırak artık. Bana nasıl baktığını ikimiz de çok iyi biliyoruz. Nasıl bakıyormuşum? Beni iyi dinle. Kardeşimi sana yedirmeyeceğim. O daha çocuk. Senin gerçek yüzünü göremeyecek kadar da tecrübesiz. Ama Ahmet, ben senin gibileri çok iyi bilirim. Önce oynarsınız, sonra da kullanır çöpe atarsınız. Sen ne diyorsun ya? Kafayı mı yedin sen? Saçmalama. Ben Zehra'yı seviyorum. Sen kimseyi sevemezsin. Ama yağma yok. Zehra'nın peşini bırakacaksın. Yoksa... Yoksa ne? Bırakmazsam ne olur? Ne olacağını görürsün. Elinden geleni ardına koyma. Sen var ya, ruh hastasın, ruh. Göreceksin sen. Göreceksin. Nerede kaldı bu Neriman? Niye gelmedi? Bilmiyorum Osman. Bana da bir şey söylemedi. Allah Allah. Neriman? Abla. Kızım, ne oldu abla, sana? Ne oldu? Dokunma sana. Bana! Dokunma! Ne oldu kızım, anlat. Ahmet! Ahmet! Ne olmuş Ahmet'e? Evi aradı. Benimle konuşmak istediğini söyledi. Anlat. Sonra? Sonra ne oldu? Gittim. Sonra bana saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım ama... Hepsi yalanmış. Zehra'ya karşı hissettiği her şey yalan. Tamam canım. Açın kapıyı! Açın kapıyı! Aç kapıyı, aç! Aç kapıyı ulan! Aç! Osman amca, ne oldu? Ne olduğunu göreceksin şimdi. Ulan sen ne ahlaksız adammışsın ha! Meğer sen ne namussuzmuşsun Osman lan! Amca, dur Osman amca, dur! Durma lan! Geberteceğim! Geberteceğim! Dur Osman amca, ne yapıyorsun? Geberteceğim ulan seni! Dur! Ne oluyor burada? Elimden kurtulamayacaksın! Dur! Ne yapıyorsun? Çekil! Seni namus düşmanı! Geberteceğim lan seni. Öldüreceğim lan seni. Git buradan Osman Efendi. Yoksa ağzım çıktığı kadar bağırırım. Ne yaptı sana oğlum? İnsan düşmanına bile böyle vurmaz. Ne yaptın o çok iyi bilir. Bir daha benim kızlarımın yanına yaklaştığını göreyim, tavuk gibi boğazlarım seni. Anladın mı? Ah!
Babam geldi. Ne oldu? Ağzını burnunu kırdım o serserinin. Neriman nerede? Çok sarsılmıştı, odasında uzanıyor. Ne iş be? Bu zamanda hiç kimseye güvenemiyorsun. Ağlama sen de kız. Başına bir şey gelmeden kurtuldun işte o serseriden. Bana bak. Bir daha onu görmeyeceksin. Eğer peşine takılırsa bana haber ver. Ver ki kalan kemiklerini de kırayım onu. Namus düşmanları. Yüzüne bakıp adam sanıyorsun. Sonra başına gelene bak. Şerefsizler. Otur oturduğun yerde sen de bundan sonra. Bir de konuşmaya çalışıyorum. Bir şey yapmadım. 7 dayağı aklı başına gelmiştir. Çıktı kızım. Neyse, geçti gitti. Verilmiş sadakamız varmış. Ben sana söylemiştim ama beni dinlemedin. Zehra da çok üzüldü zavallıcık. Bilirsin o çok hassastır. Hemen kırılıverir. Ben hassas değil miyim anne? Benim duygularım yok mu sanki? Senin de tabii var kızım. Ama Zehra işte biliyorsun. Küçükken kedisini kaybedince bir hafta ağzına lokma koymamıştı. Ölecek diye öyle korkmuştum ki. Merak etme, ona hiçbir şey olmaz. Bak, bana oldu mu? Uyuyor değil mi? Hayır, uyumuyor. Pencereye kurulmuş Ahmetciğinin yolunu gözlüyor. Zehra ne oluyor size? Hiçbir şey anlamıyorum. Akşam baban gelip üstüme saldırıyor. Sen ağlıyorsun. Ablam o şeyleri niye yaptın Ahmet? Neleri? Ne yaptım ben ablana ya? O beni aradı. Buluşmak istedi. Ve tehdit etti. Senden ayrılmamı istedi. Ben reddedince de ağzına geleni söyledi. Hepsi bu. Ben ona hiçbir şey yapmadım. Yaptıysa o bana yaptı. Zehra ne olur bana inan. Bu dünyada senden başka kimseyi gözüm görmez. Ne olur inan. Sana inanıyorum. Ama bundan sonra babamın inanacağını sanmıyorum. Ya ablanın yalanlarına inanacak kadar aptal mı? Kaçalım Zehra. Kaçıp evleniriz. Beklesek. Belki babam yumuşar. Başka türlü kurtuluşumuz yok. Görüyorsun işte. Ablan kafasına takmış bir kere.
O normal değil. Bizi engeller. Başımıza dert açar. Benimle gel Zehra. Hazırlamış. Hırsız gibi evden gidiyordu. Allah bilir Ahmet'le konuşmuş. Ona kaçacak. Namusumuzu iki paralık edecek. Allah aşkına bırakmayın. Ben yandım bari o yanmasın. Sus kız. Rezil edeceksin bizi helalini. Bundan sonra sana sokak yok. Dışarı çıkmayacaksın bir daha. Ben ne zaman çık dersem o zaman çıkacaksın. Anladın mı? Gir kız içeri. Yürü. Yine yemedi yemeğini. Allah Allah. Ne olacak bu kızın hali böyle? Ne arıyorsun burada? Babam gelmeden gitsen iyi olur. Zehra'yı görmeye geldim. Ama o seni görmek istemiyor. Yalan söylüyorsun. Onunla konuştuk biz. Evet, kız kardeşimi kandırmışsın. Ama onunla konuştuk ve ikna ettik. Artık senin yüzünü bile görmek istemiyor. Kaç gündür ağzına hiçbir şey koymuyorsun. Ahmet yüzünden aç susuz kalıyorsan boşuna kendine eziyet etme. Bak o şimdiden birini bulmuş kendine. Komşular söyledi. Bir şey yemiyor mu? Yemiyor.
Bu böyle gitmez Osman. Kız resmen azar azar kendini öldürüyor. Çağır şunu. Gelmez ki. Kaç kere çağırdım. Ama ben getirmesini bilirim. Zehra. Kalk hadi yanımıza gel. Zehra dedim. Hadi uyan. Bana bak. Ben seni kaldırmasını bilirim. Zehra. Kızım. Zehra. Zehra. Kalk Zehra. Kızım. 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 Ona böyle davranmasam bunlar olmayacaktı. Ah, ah kafam. Ah kafam, ah. Baba. Sen yanlış bir şey yapmadın. Nasıl dersin bunu Neriman? Kardeşin yoğun bakımda. Ölürse ben kime hesap veririm? Sen namusumuzu düşün. Başka ne yapacaktın ki? Durumu nasıl doktor bey? Kızım iyileşecek değil mi? Çok kan kaybetmiş. Elimizden geleni yaptık. Ama maalesef... Yani... Maalesef kurtaramadık. Ne? Hayır! Ne? Kızım! Kızım. Gitti kızımın parçası. Zehra'yı mı merak ediyorsun? Zehra öldü. Senin yüzünden öldü. Kardeşimle oynadın. Onun hayatını mahvettin. Hepimizi perişan ettin. Bütün suç senin, anladın mı? Bütün suç senin. Haklısın. Suçluyum. Suçluyum çünkü Zehra'yı senden koruyamadım. Sen ne yapıyorsun? Sen beni vuramazsın. Sen asıl beni seviyordun. Zehra'yı değil. İkimiz de beni sevdiğini biliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.